Bu haftaki ikinci el rehberimizde konumuz Yamaha'nın efsanevi sokak motoru Fazer 600. Bu versiyon 98'den 2003'e kadar üretildi. Bu versiyon karbüratörlüdür. Görüldüğü üzere. Hani karbüratörün arada bir senkron ayarını ister. Onun dışında ikinci elde dikkat edilmesi gereken şudur. Karbüratörlerin tam motora bağlandığı şu lastikler çatlıyor. En büyük hastalıklarından biridir bu versiyonun. Çok da pahalı o lastikler normalde. Hani getirtmesi götürmesi epey bir sıkıntı oluyor. Bunların bir başka derdi de ama bu egzoz manifoldlarının habire çürümesi, paslanması da çok paslanıyorlar. Aynı şekilde manifoldtan kaçak yapıyor habire buralardan. Bunlar başa gelebilecek şeyler. Çoğu Yamaha gibi jant göbek bilyalarını sık sık değiştirmek lazım. Arka amortisör, ön amortisörlere de çok dikkat etmek lazım. Yürür aksam kendini çabuk bırakabiliyor. Fren performansı normalde çok iyidir. Çünkü bu zamanında çıktığında bu motor fren kaliperleri, ön fren kaliperleri R1 ile R6 ile aynıydı. Sumitomo marka 4 piston. Bunlar sık bakım istiyorlar zaten. 15-20 bin kilometrede bir ön fren kaliperlerini bir değiştir, temizlemek lazım. Lastiklerini bir şöyle WD-40'lamak lazım. Ama sakın fren disklerine WD-40 sıkmayın. Bir daha freniniz tutmaz. Gelelim yenisine. Bu işler 2003'e kadar sürdü bu hali. 2004'te bu çıktı. Bir de bir akıl karışıklığı var. Yamaha'nın eski versiyon Fazer'larının kodu FZS600'dür. Bunlar FZ6 diye geçiyor. Dolayısıyla bende Fazer var deyince adam hangi model, hangi kod falan, özellikle ikinci el internette ararken karışıklık olabiliyor. O kodlara dikkat edelim. Hepsinin adı Fazer ama Fazer deyince bambaşka şeyler çıkabilir karşınıza. Şimdi yenisinde R6 motor bloğu var, enjeksiyonlu. 2004'ten itibaren uygulanan Euro 3 egzoz emisyonlarına uysun diye üretildi bu. En büyük sıkıntısı gaz sensörüdür. Gaz pozisyon sensörü. Throttle Position Sensor diyorlar. TPS arızası diye geçer. İnternette bir aratın. Bulursunuz bol bol. Bunu 2007'ye kadar garanti kapsamında Yamaha değiştirdi o TPS'lerin hepsini, bozuk olanların. Gazı açıyor, kimse yok, işte rölantide kalıyor, bir şeyler oluyor. Elektronik sistem böyle bir şaştı. Buna dikkat edelim. TPS arızası giderilmiş olsun alacağımız motorun. Nasıl anlarız? Soracağız sahibine. Diyeceğiz ki bunun TPS garantiden değişti mi, düzeltildi mi? Sensör, gaz sensörü, öyle diyorum, gaz kelebek sensörü de deniyor. Bir ona dikkat edeceğiz. İkincisi, bunu genelde alanlar çok motosiklet bilen adamlar olmadı hiçbir zaman. Ve bu versiyonda ön fren kaliperleri eskisinin aksine kayan tip fren kaliperleri kullanıldı. Dolayısıyla frenleri eskisi kadar kuvvetli değildi. Amortisörleri de biraz zayıf olunca, biraz da tecrübe az olunca bunların çoğu kafadan darbelidir ya da düşünmüştür. Buna dikkat edelim. Hani kazası varsa alüminyum şasilidir çünkü bu versiyonu. Eskisi tüp çelik şasiydi. Oysa bu alüminyum şasi, bu tamir olmaz. Alüminyum şaside herhangi bir yamulma, burkulma geçmiş olsun demek. Ben şasiye dikkat edeceğiz. Bir başka dikkat edilmesi gereken konu bu demirler. Koruma demirleri çok sağlıklı fakat bunları takarken orta sehpanın cıvatalarını gevşetiyorlar. Sonra da tam sıkılmayabiliyor servislerde. Sonra giderken o düşebiliyor. Buna dikkat edin. Orta maşayı muhakkak kontrol edin. Sağlam mı? Veya sahibine sorun, daha önce orta maşayı düşürmüş mü? Sela altında pek bir şey saklayacak yer yoktur. Genelde burada egzoz var. Çoğu modifiyeli egzoz gördüğünüz gibi. Bu egzozlara göre acaba enjeksiyon tekrardan programlanmış mı? Onu da muhakkak soralım. Eğer onu yapmamışlarsa hani bir akıl karışıklığı olabiliyor sonrasında. Bunu da uyaralım.
Bu hafta ikinci el rehberimizin konusu Yamaha Fazer ailesiydi. 98'den 2007'ye hepsine baktık.